Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hakkımızdaki varsayımları okuyoruz ve tepkimizi öğrenmiş oluyorsunuz. Hakkımızda çok kötü şeyler varmış olabilir. Neyse. Evet, başlayalım. Şöyle bir story paylaşmıştım ve demiştim ki birazcık acımasız olun dedim. Birazcık abartın dedim. Ama Levent'in samimi olmasını söylediğim için şu anda böyle. Neyse, dur hemen gösteriyorum. Hemen. Acımasız olun da ağlayalım. Teşekkürler. Yazmayan kalmasın dedim. Ve şu fotoğrafı paylaşıp hakkımızdaki varsayımlar. Hakkımız... Allah, bu değil. Bu değil. Bu da güzel de. Dur. Ay, bu da değil. Bunu paylaştım. Dedim ki hakkımızda varsayımda bulunun. Ağlayalım azıcık. Evet. Şimdi okuyacağım ve Levent'in de tepkisini açacağız. Ya Levent düzgün dur ya. Şey kaldım şu an. Evet. Okuyorum bak. Hazır mısın? Okuyorum. Bence Levent seni sevmiyor. Hadi bu çok geliyor. Bunu yorumlaman lazım ama Levent. Kamera önünde hiç konuşmuyorum. Artı hiç sevimli olmuyorum. Artı hiç sevgimi belli etmiyorum. Beni kamera arkasında bilenler biliyorlar. O yüzden... Bir de şey yazmışlar. Bence Levent senden ayrılır. Bu da çok geliyor bak. Bu kesin geliyor yani. Levent senden ayrılır. Öncelikle neden böyle düşünüyorsunuz anlamıyorum. Neden ben değil de neden Levent de sana? Ya neden ben ayrılmıyorum lan? Ben ayrılırım Levent'ten. Niye herkes Levent ayrılır diyor ki? Sen mi ayrılsın benden? Yani şey olarak söyledim hani ayrılırsam ben ayrılırım lan. Levent kim de benden ayrılıyor. Çoğunlukla ben ayrılma seviyesine geliyorum. Çünkü arkadaş bıktırıyor. Salak saçma işler yapıyor. Evet ben biraz salağım arkadaşlar. O yüzden biraz salaklıklar çoğunlukla yapıyorum. Ben ayrılıyorum falan. Yani o aşamaya geliyorum falan. Yalvarıyor falan. Ediyorum bir şans daha vereyim. O kadar yalvarıyor. Taleplerim oluyor. Onları yerine getiriyor. Tamam işte devam ki. Devam şimdilik. Ki. Ama ayrılsam doğru biliyorsunuz ben ayrıldım. Bir yorum daha gelmiş. Levent'le daha önce ayrılmışsınızdır. Hiç ayrılmadık. Evet. Ayrılma aşamasına geldik mi geldik ama saatler içinde barışıyoruz bak. Hiç bir gün küs geçirmedik değil mi? Bir gün küs geçirmedik yani. Küs ayrılmıyoruz çünkü. Barışmadan ayrılmıyoruz. Yani barışmadan terk et yani gitmiyoruz bir yere. Barışıp öyle çıkıyoruz dışarı yani. Öyle. Yani anlatabildim mi? En uzun ayrılmamız, en uzun tartışmamız yani saatler içinde bitiyor. Böyle Allah fazlası olmasın inşallah. İlişkide senin sözün geçiyor demiş biri. Benim sözüm geçiyor. İkimizin de sözü geçiyor bence. Daha çok benim geçiyor gibi. Neden? Ya sen çünkü ben fazla bir şey yapmıyorum ya. Sen bir şey demiyorsun o yüzden. Sen salak saçma işler yapınca ben çok şey yapıyorum. Ne? Çoğunlukla ben sana bir şey söylüyorum. Çünkü ben bir şey yapmıyorum dedim. İlişkide senin sözün geçiyor derken yani ikimizin geçiyor ki ne alaka? Yani ortak şeyler. Tek taraflı değil, ortak hamleler. Evet, ortak ya. Geçti. Bir geçiyor değil de ama şöyle diyebiliriz. Mesela ikimiz de baskın karakteriz. Ve bunu bir takipçim de söylemişti buluştuğumuz zaman. İkiniz de baskınsınız, nasıl anlaşıyorsunuz ya falan. Benim sayem. Anlaşıyoruz. Benim sayemde, senin sayende. İkimiz de baskınız, anlaşıyoruz. Tatlış ablacım enerjik. Benim için enerjik denmiş bir benim kez sayem. Daha. Ben Levent'le buluştuğumda gerçekten enerji seviyem üstlere çıkıyor. Sizi de bensiz görün. Bensiz... Yataktan kalkamıyor. Aynen Levent olmayınca... Güne başlayamıyorum. Güne başlayamıyorum aynen. Propolis aldım ya, propolis'e de öyle bir yorum gelmiş. Sen enerjiksin, enerjiye mi ihtiyacın var? Ama yataktan kalkamıyorum yani. Levent diyor buluşalım, öyle enerjim yükseliyor. Muhteşemsiniz yorumu gelmiş. Eyvallah. Evet. Benim için şöyle bir şey gelmiş. Sabahları aşırı gergin bir insansın bence. Ben. Değilim. Hayır. Değilim. Sabah garip şekilde. Annem arıyor. Annesi arıyor. Ne diyordun?
sabahları aşırı bir gergin bir insansın diyor, demiş. Ben değilim ama. Aşırı sakin oluyor. Normalde de sakin değil miyim? Sabahları çok konuşmuyor, kafa dinliyoruz. Bence sen gececi tayfadansın. Ben erken uyurum. Levent gececi. Yo, ben de gececiyim. İzmir'deyken gece uyumuyorsun, oyun oynuyorsun. Ben erkenden uyuyorum ya. İş olmayınca herkes zaten gececi olmuyor. İşte ben gececi değilim. Senin işin var o zaman. Hayır, benim işim olmadığında da gececi değilim. Hadi ya. Evet. Ben işim olmasın hemen gececiye dönerim. Evet, Levent öyle ama ben değilim. Ben gündüzü daha çok seviyorum ben ya. Üf, gene annem arıyor. Evet. Evet. Ne diyorduk? Ne diyorduk? En son ne dedik hatırlamıyorum. Sabah sakinim. Evet, sakin. Bence Levent'le ikiniz yan yana gelince sürekli yemek yiyorsunuz. Doğru. Doğru, aynen. Tespitim böylesi. Hatta mukbang mi yapsak bunda dedik ama mukbang yemek yerken çok gıcık görünüyor bence insanlar. Bence sen ortamda herkesi güldüren kişisin demiş benim için. Demedim. Dedim şimdi. Nasılım bilemedim yani. Öyle miyim? Değil miyim? Herkesi güldüren kişi benim genelde. Bilmem ki. Bu kararsız kaldım. Güldürüyor muyum insanları ben ya? Bilmem. Little middle. Benim kadar olmasa da. Bence sen spor yapmayı çok seviyorsun. Ah. Eskiden çok seviyordum, şimdi yapamıyorum. Korona geçirdim, koronadan sonra zorlanmaya başladım ve eskisi kadar yapamıyorum. Düzelmişsindir artık be. Ama hala hala böyle mesela yürüyüş yapınca şuramda bir ağrı oluyor. Ya bugün çıktık indik patikaları. Aynen, çıktık indik aslında, bir sıkıntı olmadı orada. Ama oluyor genelde. Mesela Ölüdeniz'de yürürken oluyordu iş çıkışı. Neyse. Çok tatlısınız, favori çiftim, canım kankam, sempatik, eğlenceli, dolu dolu anı yaşayan mükemmel birisin. Bayağı kişi yazmış herhalde. Bayağı kişi yazmış, evet. Teşekkürler İrem. İşim vermesene merak. Bence siz hiç ayrılmayacaksınız yazmış Aslı. Teşekkürler Aslı. Aziz Allah. Aziz Allah, of. Mola! Hayat. Hepinize yeniden merhaba. Part 2 ile beraber karşınızdayız. Ezan okundu ve bitti. Bence siz hiç ayrılmayacaksınız demiş Aslı. Ya belli olmaz. Abi belli olmaz. Aynen, biz ciddi değiliz ki. Ciddi değiliz değil mi aşkım? Ben de bir son. Karar veremedim ben. Tam bunun üzerine gelen bir yorum okuyorum şimdi. Levent, evet, Levent. Evet. Tam böyle dedik ya, tam bunun üstüne gelen bir yorum okuyorum. Evlenmeyi çok önemsemiyorsunuz, zaten çok önemli değil demiş. Duru. Doğru. Doğru, aynen. Ama bunu aileye anlatmak çok zor. Çünkü ailelerimiz tanışmak istiyor ve biz tanıştırmak istemiyoruz henüz. Çünkü tanıştıracağız, ondan sonra diyecekler ki ne zaman evleniyorsunuz, ne zaman çocuk? Diye sırayla böyle gidecek. Evet. Değil mi aşkım? Doğru. Aşkım çekme ya oradan. Sen buradan çekerken ben sana bir şey söylüyor musun? Evet de sen buradan çık işte. Gel. Gel bebeğim. Tamam. Değil mi? Çıkıyorum. Evet. Tamam, devam et. Sen de bir şeyler kat. Tamam. Devam et, devam et deyip duruyorsun. Çok... Yorum yapmıyorsun hiç. Uzun uzun da anlatacaksın nedenle. Kız doğru yazmış. Evet, kız doğru yazmış. Evlenmeyi çok önemsemiyoruz, evet. Ama ailelerimize bunu anlatmak çok zor. Çok enerjiksin, seni tebrik ediyorum. Birbirinize yakışıyorsunuz. Benim de bir YouTube hesabım var. Niye güldün? Çok yakışıyorsunuz diye ki kendimize baktım burada. Ben de böyle çıktım ya. Ona teşekkür güzel. Ederiz. Teşekkürler, evet, yakışıyoruz. Kardeş gibi. Enerjik kimmiş? Tekrar teşekkür ederim. Sen mi? Evet. Benim sen mi? Bence sen sıcakkanlı ve enerjik birisin. Bir yorum daha, enerjik birisin. Benim sen mi? Evet. Levent kendini çok beğenmiş. Yanlışlıkla Koç burcu doğmuş. Aslında Aslan burcu doğması gerekiyor. Alakası yok. Koç'un doğum. Bence sen hayatı kaçırmamak için dolu dolu yaşamak istiyorsun. Evde oturmak hiç sana göre değil. Aynen doğru. Öyle. Benim için soruyu söylüyor. Tamam, doğru. Aynen, doğru.
Evinden Kıbrıs görünüyormuş. Bunun da bir anısı var. Aman kim gülüp yani, geçiyoruz kim artık. Ulaş mı? Ege. Evet. Levent yolda ayı görse seni bırakıp kaçar. Beni domuz kovaladı. Yine kaçmadım. Ayı da kaçabilir miyim? Olabilir. Aynen benim için benim yanımdan ayrılırken domuz gördü arkadaş. O da rağmen benim yanıma gelip gidiyor. Bence gerçekten seviyor yani. Ya domuz kovaladı, kaçmadım. Ayı kovalasa belki kaçar. Onu ayı o da zaman kaçarım ama ayı yani domuz gibi geri adım atmaz. Ayı basar üstüne. İnsanların ne dediğini takmayan birisi. Ama bıçağım, baltam ya da silahım varsa kapışırız ayıyla da. Ay, bence de aşkım ayıyı kesinlikle yenersin sen. Nasıl, sana ne? Güveniyorum aşkım, yaparsın sen. Hadi lan oğlum, ayıyı yenemem ben. Bence Levent İskender'e bayılır. Seviyorum. Evet ben de seviyorum. Et olan her şeyi seviyorum. Evet, Levent etçi. Et giren yere dert girmez. Aynen öyle. Et yiyen kişiye doktor gelmez. İnsanların ne dediğini takmayan birisisin. Maalesef o takıyorum. O benim. O Levent aynen. Levent takmıyor ama ben takıyorum ya. Onu aşmam gerek. Nasıl yapılır? Levent sayesinde birazcık öğrenmeye çalışıyorum ama Levent de öğretmiyor. Levent bu işin master'ını yapmış, hala bana öğretmiyor. Aynen. Benim için önemli değilsiniz. Bak salak saçma şeyler yapacağım. Yani salak saçma yorumlar geliyor. Hala Levent mesela takmıyor sizi. Güzel yorumlar gelince de takmıyor. Levent ya düzgün dur ya. Levent daha esprili biriyken Berrak daha sakin biri. Doğru. Evet Levent'e göre bilmiyorum ya, yok ya ben de. Hayır ya, ben senden daha enerjiyim bence. Ben Levent'ten daha enerjiyim ama Levent yok ya, ben de espriliyim. Abi bu konuda kapışırız bence. Ben yenerim. Ve son olarak uykulu birisisin. Ah gerizekalı. Uykulu birisisin demiş benim için. Doğru. Değilim. Evdeyken hep uyuyorsun. Ben yokken. Çünkü yapacak başka hiçbir şey yok. Ve takılacak arkadaşım da yok. Aynen, benim arkadaşım yok. Bir tane kız arkadaş aranıyor. Şöyle 1.60 boylarında. Arkadaş ilanımızı verince pil çıktı arkadaşlar. Pil bitti. Terk etti. Yani arkadaş yok bana, yok. Neyse. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şarjım bitti. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Ben de